Akılsızın da akılsızı bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde Hakkı adında biri yaşarmış. Hakkı'nın iki tane öküzü varmış. Günlerden bir gün öküzün biri ölmüş. Hakkı öküze eş getirmek için para kazanmaya gitmiş. 3 gün yol gitmiş. Çalışmaya başlamış. Hakkı'nın iki kızı bir oğlu bir de hanımı varmış. Büyük kızı çeşmeye su doldurmaya gitmiş. Kız ağlama başlamış. Büyük kız uzun süre gelmeyince annesi diğer kızına, "Git, ablana bir bak, niçin gelmiyor?" demiş. Küçük kız ablasının yanına gitmiş. Gittiğinde ablası ağlıyormuş. "Niye ağlıyorsun?" diye sorduğunda şöyle cevap vermiş, "Teyzesi, bir oğlum olsa, şu kavak ağacından düşüp ölse ağlar mısın, ağlamaz mısın?" diye sormuş. "Ağlamam mı?" deyip oturup ağlamaya başlamışlar. Bu sefer de annesi merak edip oğlunu göndermiş. Büyük kız erkek kardeşine de, "Bir oğlum olsa, şu kavak ağacından düşüp ölse, ağlar mısın, ağlamaz mısın?" diye sormuş. O da, "Ağlamam mı?" deyip oturup üçü de ağlamaya başlamışlar. Sonra annesi de dayanamayıp çocuklarına bakmaya gelmiş. Büyük kız aynı şeyi annesine de söylemiş. "Anne, bir oğlum olsa, şu kavak ağacından düşüp ölse ağlar mısın, ağlamaz mısın?" diye sormuş. Annesi de, "Elbette ki ağlarım," diye çocuklarının ağlamalarına katılmış. Oradan köylülerden biri geçiyormuş. Anne komşusuna şöyle demiş, "Komşum komşum, benim bir torunum olsa, şu kavak ağacından düşüp ölse, ağlar mısın, ağlamaz mısın?" diye sormuş. "Niye ağlamayayım, ağlarım tabii ki," diyerek hep birlikte ağlarlar. Çocukların annesi der ki, "Gelin yavrularım, ahırdaki şu tek öküzü de keselim. Yaz tutalım." Öküzü kesip millete yemek yedirmişler. Hakkı çalışmadan gelmiş. Ahıra bakmış ki öküz yok. Sonra hanımın yanına gidip öküze ne olduğunu sormuş ve şu cevabı almış, "Dedesi, bir torunun olsa, ağaca çıkıp düşüp ölse, ağlar mısın, ağlamaz mısın?" diye Hakkı'ya hanımı sorar. Hakkı sinirlenir, "Ne torunu? Ben evden gidiyorum. Sizin gibi akılsız bulursam buldum, bulamazsam sizi kapı dışarı ederim," demiş. Sonra öküz parasını kazanmak için çalışmaya gitmiş. Eline değnek almış, ayağına demir çarık giymiş, düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir yere varmış. Uzaklarda bir ışık görmüş. Işığa doğru gitmiş ve orada bir nine görmüş. Nineye, "Nine, ne iş görüyorsun?" diye sormuş. Nine de, "Sen ahiretten oğlumun yanından mı geliyorsun yavrum?" demiş. Adam, "Evet, anne, ben ahiretten senin oğlunun yanından geliyorum," demiş. Nene, "Yavrum eve gel, yemek ye, su iç," demiş. Hakkı eve girmiş. Nine, "Ahiretteki oğlum benden ne istiyor?" diye sormuş. Hakkı da, "Bol bol para istiyorlar," demiş. Hakkı heybenin iki gözünü de parayla doldurmuş. Nine Hakkı'yı ata bindirip yolcu eder. Nine, "Ahirettekilere ve oğluma selam söyle," der. Hakkı da, "Tamam," der. Oradan Hakkı evine gider ve eşine çocuklarına, "Sizden daha akılsız birini buldum," der. Köyünde bir konak alır. Gidip neneyi de yanına getirir. Ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşar. Gökten 3 elma düşer. Biri Hakkı ve ailesine, biri bana, biri de siz okuyuculara olsun. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.